İlmi Hayal Modülleri ile ilgili olarak söylenecek en önemli şey, birincisi hakikaten marifetin iltifata tabi olması hasebiyle artık geç kalınmış ama her ne kadar geç olsa da güç olmaması gereken, şimdiye kadar çoktan atılması gereken bir adımın atılmış olmasından dolayı olağanüstü mutluluk duyuyorum. Özellikle burada kıymetlendirecek ilim yayma gibi, ilim yayma cemiyeti ve vakfı ile beraber sadece kuşakları değil, geleceği de kucaklayan bir bakış açısıyla, perspektifle şu ana kadar yaptığı, başardığı, yetiştirdiği bu kabiliyetlerle beraber ilim yaymaya yakışır bir adım olarak bizleri de çok onurlandırdı. Ben şimdi yeni atanmış bir rektör olarak da şunu söyleyeyim. Anadolu'da fikir ve hakikaten fikre olan özverili bir kıymet var. Kıymeti gördük. Ancak bu kıymetin bir şekilde ödüllendirilmesi, bir şekilde duyurulması, zannederim ki özellikle metropollerden uzak, çoğu şeyi de artık açığa çıkaracak bir potansiyel olması anlamında da bu ödülleri çok kıymetli buluyorum. Hitit Üniversitesi çerçevesinde ben birkaç arkadaşla görüştüğümde fark edilen o ki sadece bulundukları coğrafyanın bir kısıtı olarak gördükleri erişebilirlik sorununu ilim yayma ödülleri hem kıymetlendirerek hem de belli bir inşallah bilinirliğe, erişilebilirliği sağlayarak kıymetlendirecektir. Dolayısıyla kısacası şu, geç kalınmış olmuş gibi gözükse de aslında tam zamanında belki de bu değerleri ortaya çıkaracak bir ödül olması adına ilim yayma ödüllerini çok kıymetli ve geleceğe atılmış çok büyük bir adım olarak görüyorum. İnşallah yeni nesillere, bizlere, hepimize hayırlı sonuçlar üretecek bir adım olacaktır. Ve göreceğiz ki bu 5. yılında eğer 5. 10. yılında gelenekselleşmiş bu ödül töreniyle ilgili bu tekrar mikrofon uzatıldığında nasip olursa belki iftiharla konuşacağımız o günlerin ilk adımını bu şekilde atmış olmanın da büyük bir mutluluğu ve onurunu yaşıyoruz. Teşekkür ederim.